Sarı Yıldız yarışmasının bu ayki durağı Hasan Eyaleti'nin başkenti Wiesbaden'de faaliyet gösteren Sebom restoranı oldu. Uzun yıllardır döner üretim sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erkan Göçer ve kızı Kardelen Göçer tarafından işletilen ve menüsünde zengin Türk ve Osmanlı lezzetlerini bulunduran Sebom, müşterilerine birinci sınıf hizmet veriyor. Kasım ayı talihlileri Besime Canberk, Salih Başülmez, Hasan Tahsin Uygur ve Semih Yeşilgök, Göçer ailesi tarafından muhteşem bir şekilde ağırlandılar. Şimdi sizleri bu yemeğe götürüyoruz ve yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Frankfurt Höchst'te kalıyoruz. Geçenlerde markette ziyaretimde, alışveriş ziyaretimde oradan almış olduğum gazetenizi, posta gazetesini eve getirdim. Öyle bırakmıştım, eşim ve ben zaman zaman bulmaca merakımız var, güncel konuları takip merakımız var. Gazetenizi muhakkak zaman zaman okuduğumuz oluyor zaten. Ama ilk defa eşimin bir sarı yıldız konusu dikkatini çekti. İkimiz de ilgili takip ettiğimizde orada bir çekiliş olduğunu fark ettik. Akabinde de hani bir değişiklik olsun, bir evde bir heyecan, iki kişilik bir aileyiz şu an zaten. Böyle bir şeyde bulunalım, kendimizi belirtelim ve talepte bulunalım. Neticede de kısmetmiş ve şans yüzümüze güldü diyelim. Çünkü gerçekten güzel bir lokantadayız şu an ve çok güzel yemekler yedik. Yapanların ellerine sağlık. Pastayı uzun zamandır takip ediyorum. Sarı Yıldız yarışması da dikkatimi çekti. Yıldız'ı da buldum, yolladım. Ve memnunum şu anda. Allah Allah dedim, bu Yıldız'a neyin nesi? Hiç olmazsa bu kadar sene Almanya'da bir şansımız olmadı. Bir şansımı deneyeyim dedim ve gönderdim. Doldurup gönderdim. Ama dediğim gibi hiç umudum yoktu. Açıkça söylemek gerekirse. İki gün sonra mı işte bir telefon geldi sizin servisten. Dedi, Yıldız'ı buldunuz, tebrik ederim. İşte yarışmamıza katıldığını, sizi ağırlamak istiyoruz, kabul eder misiniz? Ben de memnuniyetle dedim çünkü ilk defa böyle bir şey başıma geldiği için. Ve eşime de sürpriz oldu, söylemeden göndermiştim çünkü. Gelince dedim, böyle böyle sana bir sürprizim var ama söylemeyeceğim. Hayırdır? Zamanı gelince öğreneceksin dedi. Beni de o zaman geldi. Dedim ki gidiyoruz nereye? Bismarck'ın. Ne var? Dedim gidince öğreneceksin. Tamam dedi. Ancak kapıdan girerken o sıcak karşılamayla beraber eşime dedim ki biz Post Gazetesi'nin hazırlamış olduğu Ufak Yıldız Nerede'yi kazandığım için seni buraya getirdim. Tabii o da memnun oldu. Post Gazetesi'ni aldığım sürece takip ediyorum. Sağlık konusunu özellikle takip ediyorum. Haberleri. Ve dedim ki bana sürpriz oldu. Hiç, 81 senesinden buradayım. Böyle bir olayla karşılaşmadım. Memnunum, süper bir ortamdı. Yemekler güzeldi. Bugün burada Sebom restoranda ikram edilenlerden dolayı Sebom restoranının çalışanlarına ve sahibine teşekkür ediyorum. Çok güzel yemekler ikram ettiler bizlere. Telefon gelmişti, ben açmıştım telefonu. Bir anda şaşırdım yani. Beyim de uyuyordu. Onu da uykudan uyandırdım. Yani kendisi görüştü. O da şaşırdı yani uyku esnasında. Babam bana anlatmıştı. Böyle böyle dedi. Yarışmaya katıldım. Posta Gazetesi'ne alakalı. Orada Sarı Yıldız'dan bir yarışma varmış sizin sunduğunuz. Anlattı böyle böyle dedi. Biz Wiesbaden'e davetliyiz. Sen de gelsen iyi olurdu. Ben de o zaman da işte üniversitedeydim. Yani Giresun'daydım. Orada oturuyorum. Bayağı bir sürpriz oldu yani. Burası da bayağı, burada yemekler de süperdi yani. Ortam da neşeliydi. Herkese de teşekkür etmek istiyorum. Bu ayki Sarı Yıldız talihlilerimiz Sebom Restoran'dan hediye kazandılar. Yanımızda Sebom Restoran'ın işletmecileri Erkan Bey, Çağan Bey ve Kardelen Hanım var. Evet Erkan Bey, önce sizi ve restoranınızı biraz tanıyalım. Benim restoranım Sebom Restoran. Ağustos'un 16'sından beri Wiesbaden şehrinde faaliyet durumdayız. Wiesbaden'e Mannheim'i getirmiş bulunuyoruz. Yemek çeşitlerimizle kuzu tandır kebaplarımız, efendime söyleyeyim saç kavurmalarımız ve Bursa İskender kebabıyla, ünlü Bursa İskender kebabıyla Wiesbaden halkına ve çevresine hizmet ediyoruz. Kalitede
efendime söyleyeyim, hijyende ve güler yüzlü elemanlarla çok şükür yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımla birlikte, ailem, bir aile restoranı diyebiliriz yani burası. Kızımın adına açtım burayı. Oğlum ve kızım ve hanımım zamanları bulunduğu sürece geliyorlar, yardım ediyorlar, beraberce hizmet ediyoruz. Bugün Sarı Yıldız talihlilerimize de çeşitli hediyeler verdiniz. Neler hazırladınız onlar için? Efendim, kuzu tandır hazırladık. Çeşitli karışık kebaplarımız vardı. İşte karışık kebaplar. Dönerimiz kendi imalatımız. Bursa İskender kebap yiyen oldu. İşte isteğe göre kim ne hoşlanıyorsa, kim ne damak tadı şeyse onu verdik. Ama kuzu tandırımız gerçekten çok harika oluyor. Çağan Bey'in yanına doğru geçelim. Evet, sizi tanıyalım. Merhaba, benim ismim Çağan. Öğrenci misiniz? Restoranın dışında neler yapıyorsunuz? Okula gidiyorum abi. Hangi okul, kaçıncı sınıf? 11. sınıf, Fena Hizmbek Şule. Okul sonrası zamanlarda da restoranda babanıza ve kardeşinize yardımcı mı oluyorsunuz? Aynen. Peki neler yapıyorsunuz siz bu restoranda? Elimden geldiğini yapıyorum abi. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Diğer mevcut düzenin yani, devamı için. Aynen. Her şeye bakarım. Elimden ne gelirse. Yani ne iş lazımsa, o anda neye ihtiyaç varsa onu. İhtiyacımız varsa onu yaparım zaten. Peki, teşekkürler. Kardelen Hanım. Merhaba. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Kardelen, 18 yaşındayım. Ben ne zamanım olduğu sürece, okuldan çıktıktan sonra hafta sonları sürekli burada oluyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz restoranın devamı için? Ben zamanım olduğu sürece, yani garsonluk yapıyorum çoğunlukla. Ama bazen burası sıkıştığı zaman döner bile kesiyorum. Hatta günü geliyor pizza bile açıyorum. Hani sıkışık olduk, yani çok müşteri olduğu zaman onları yapıyorum.